Timur şefim, daha önce hiç duymadığım bir pilav çeşidi. Malzemelerimiz neler? Arpa şehriyeden yapacağız efendim pilavı. Biraz salçamız var, tereyağı, tuz, baharatlar var. Karabiber, pul biber, nane var efendim. Bir de pilavın içerisinde olması gereken ne var? İşte yeşil biber, kırmızı biber var ve maydanoz var. Havuç var efendim. Sebzeli pilav gibi olacak aslında. Evet, mutlaka sarımsak ve içine soğan da kullanacağız. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Evet, başlayalım. Şöyle tavamızı koyduk. Koyduktan sonra ilk yapmamız gereken bir miktar zeytinyağımızı hemen tavanın içerisine şu şekilde atıyoruz efendim. Tamam. Evet, aslında biz tereyağı da kullanacağız bunun içerisinde. Zeytinyağını içerisine koyma sebebimiz nedir? Yanmasın. Tereyağımız yanmasın. Aynen. O yüzden zeytinyağını içerisine tereyağımızı da ilave ediyorum. Kesme tahtamızı alalım hemen. Buyurun şefim. Evet, oh, teşekkürler. Yasin. Hoş geldin. Eline sağlık. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Bir ölçek arpa şehriyemizi içerisine atıyoruz ve yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şimdi de? Sarımsağımız var. Hemen sarımsağımızı bu şekilde kabuklarını aldık. Şimdi bir daha şöyle bir patlatıyoruz. Evet, sarımsak soymanın en kolay şekli efendim. İnce ince doğruyorum efendim. Çok evet. İlginç bir pilav. Ezogelin evet. Pilavı, sebzeli, baharatlı, güzel bir pilav evet. Yapıyoruz. Geleneksel Türk mutfağının önemli pilavlarından bir tanesi. Evet, biraz daha kavrulmaya devam etsin. Ben de soğanımızı alıyorum ve soğanımızı hemen doğramaya başlıyorum efendim. Soğanımızı hazırladık. Sarımsağımız hazır efendim. Yine şöyle bir kavrulmakta olan şehriyelerimize bir göz atıyoruz. Adı arpa şehriye ama arpayla hiçbir alakası yok. Sadece benzerliğinden dolayı arpa şehriye deniyor. Tabii bu buğdaydan yapılıyor efendim. Durum buğdayından, sert buğdaydan. Türk mutfağında kullanılıyor. Yüksek miktarda lif nedeniyle bağırsaklara çok faydalı efendim. Şehriyemiz bir yandan kavrulurken biz de diğer sebzelerimizi doğrayalım şefim. Biberlerimizi de doğradık efendim. Şimdi şöyle bir baktım. Oo, şehrimiz de kavruldu. Evet, şehrimiz de aşağı yukarı kavruldu sayılır. Evet, evet, bunun içerisine sarımsağımızı atıyoruz efendim. Evet. Şuradan şu şekilde. Oo. Dünya gezdim, Ezogel'in pilavı görmedim. Çorbası gördüm ama pilavını görmemiştim. Benim gibi ilk defa gören birçok izleyicimiz var. Şaşkınlıkla sizi izliyoruz. Evet, bir miktar soğan atalım mı efendim? Atalım mı efendim? Atalım. Evet. Çokça korktu. Sarımsak, soğan. Sofralarımızdan, yemeklerimizden eksik etmeyelim. Zaten Timur şefim bütün yemeklerde kullanıyor. Sırada biberimiz var. Şöyle biberlerimizi de atalım. Renklendirelim efendim pilavımızı. Havucu da rendeliyoruz efendim. Evet, bu kadar yeterli. Evet, havucumuzu attık. Rendelenmiş havucumuzu da attık. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi kavurma işlemi devam ediyor. Hemen salçamızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir miktar salçamız var. Onu da içine kattık. Birazcık yağ ilave edelim. Yağ gözümüze az geldi. Evet, şöyle. Zeytinyağı. Hem tereyağı hem zeytinyağı. Tavuk suyundan da yağımız var. Birazdan tavuk suyundan da yağ alacak. Evet, içine tavuk suyu kullanacağız efendim. Bir miktar tavuk suyumuz vardı kenarda. Sebzelerimizle beraber şehirlerimiz çok güzel kavruldular. Çok güzel bir görüntü oluştu. Aynı zamanda hafiften de yağmur atıştırmaya başladı. Yağmur damlaları havuzumuzun üstüne düşüyor. Mükemmel görünüyor. Mükemmel görünüyor. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Karabiber. Evet, baharatlar atıyoruz. Karabiber. Evet, birazcık pul biber atıyoruz. Evet, nane atıyoruz efendim. Böyle bir maydanozumuz vardı. Ne yapıyoruz? Hemen maydanozumuzu... Evet, aynen efendim. İnce ya da kalın çok fark etmez. Evet, kenara aldık. Şimdi suyunu verelim önce. Maydanozumuzu da hemen üzerine atacağız efendim. Bir ölçü şehriye kullanmıştık. Şimdi iki ölçü tavuk suyu kullanacağız. Aynı bulgur pilavı gibi. Evet, şöyle bir atıyoruz. İkincisi, zaten ölçmüştüm bunu. Göstermek için ekranda tekrar yaptım. Şöyle iki. İşte iki ölçeğimiz hazır efendim. İki ölçekten sonra şöyle bir hafiften bir karıştırıyoruz. Bir miktar tuzumuzu da attık. Hemen yeşilliklerimiz, maydanozlarımızı şu şekilde atıyoruz üzerine. İri iri. İri iri. Ve hemen aman şefim. Kapağımızı bu şekilde kapatıyoruz efendim. Evet.
Ne kadar pişecek, ne kadar dinlenecek, ne kadar zamanda çeker suyunu? 24-25 dakikada. Normal pilavlarda biliyorsunuz 17 dakika, 16 dakikada oluyor. Bu 24-25 dakikayı bulacak. Çok kısık ateşte efendim. Kapağını hiç açmadan. Son dakikalarda bir sefer şöyle bir karıştıracağız. Göreceksiniz. Evet. O zaman şimdi pilavımız pişinceye kadar bekliyoruz. Ve artık merakla beklediğimiz o an geldi. Timur şefim. Ezogelin pilavı. Evet, arpa şehriyeden efendim. Gördüğünüz gibi. Mis gibi kokuyor Yasin. Tamam. Aman ya. Şefim çok güzel kokuyor. Hemen tadına bakmamız lazım. Kaşıklarımız hazır. Şöyle evet. Ben kaşığımı elime aldım. Ben de hemen aldım. Hemen gördüğünüz gibi. Aslında piştikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir hafif. Demlendirdik. Ne kadar demlendi? 10 dakikadır demleniyordu. Hemen bir 10 dakika sonra böyle aldık. Yalnız kapağı açınca mis gibi koktu var mis ya. Mis gibi koktu efendim. Bol C vitamini efendim. Hep pirinçten yapıyoruz. Bulgurdan yapıyoruz efendim. Evet, makarna ile pilav arasında şu anki ilk izlenimim o. Bakalım tadı nasıl? Gayet güzel. Aynen makarna. Makarna ne evet. Pilavası. Ben daha tadına bakmadan dedim ama. Sanki makarna gibi. Hemen bakıyorum. Bravo Yasin. Güzel bir benzetme yaptın. Şefim ben bayıldım. Bezelye eminim siz de çok seversiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.